Harika. Doçent Doktor Oytuner Baş, tarihi kapalı çarşıya gitti. Sohbetlerin vazgeçilmezi, 40 yıl hatırı olan kahveyi yerinde inceledi. İçenlerde günde 2 bardak damar sertliği yarı yarıya azalıyor. Aynen öyle. Kahveyi ne kadar ve nasıl tüketmeliyiz? Bir kahve metabolizmayı daha da hızlandırıyor, evet, kavrulmuşa göre. Kahve damarlar için ne ifade ediyor? Kahvenin içerisinde bir sürü bileşik var. İşte bu damar sertliğine iyi gelen, evet, kansere iyi gelen. Kahvenin karaciğer yağlanmasına etkisi ne? Gerçekten de bir mucize olduğunu düşünüyorum ben kahvenin. Hanımların korkulu rüyası selülitlerle mücadelede en etkili dostları kahve mi? Selülitin tek ilacı diyorum bak. Selülit çok büyük bir sorun kadınlarda. Zayıflamak istiyorsak kahveyi nasıl tüketmeliyiz? Bugün Eminönü'ndeyim. Bugün kahveyi anlatacağım size. Kahve bana göre bir içecek değil, bir ilaç. Bu ilaç peki nereye iyi geliyor? Alzheimer etkisine, Parkinson etkisine, damar sertliği etkisine. Peki kansere etkisi var mı? Peki hangi tip kahveler var? İşte Brezilya kahvesi var, Yemen kahvesi var, Etiyopya kahvesi var. Evet. Benim de hayatta en çok içtiğim ve sevdiğim şey bu kahve. Ben kahveye bayılıyorum küçükkenden beri. Hep ağzıma kahve çiğnerim. Şimdi içeri gireceğim. Bakalım bu kahvenin serüveni nasıl? Nasıl, hangi aşamalardan geçiyor, bize ulaşıyor? Şimdi beraber konuşacağız bakalım. Kaç kahve biliyoruz? Tabii. İşte Yemen kahvesi, Türk kahvesi. Kaç tip kahve var? Hocam 40 çeşit kahve var. Neler var? Örnek verir misin? Örnekler. Bize? Türk kahvesi var. Evet. Türk kahvesi. Espresso, filtre. Evet. Yöresel kahveler. Yemen kahvesi var. Yemen kahvesi Etiyopya var. Etiyopya kahvesi Etiyopya, var. Etiyopya, Guatemala, Kolombiya, Brezilya. Evet. Envai çeşit hocam. Bunların aromaları birbirinden farklı. Farklı hocam. Aynen. İçerikleri, içerisindeki maddeler birbirine yakın ama aromaları farklı. Aromaları farklı. Kahve size yeşil olarak geliyor. Yeşil olarak geliyor hocam. Sonra siz onu burada. Şu gördüğünüz makinede. Makinede 35 kilo bazında kavuruyoruz. Kaç dakika kavuruyorsunuz bunu? Aşağı yukarı 35 kiloya 17 dakikada sürüyor. 17 dakika. Kavurduk. Kavurduk. Siyahlaştı böyle, esmerleşti. Kavruldu. Evet. Türk kahvesi olarak kavruldu. Biz bunu şimdi soğutmayı aldık. Evet. Hem alttan aspiratör hem de üstten çevirme şekilde, evet, kollarla soğutuyoruz. Sonra bunu? Soğuttuktan sonra bu gördüğünüz yerbende Türk kahvesi olup öğütüyoruz. Evet. Normal Türk kahvesi rengi bu gördüğünüz kahve renginde. Evet. Renginde. Bunun biraz daha koyusu filtre kahve. Evet. Daha koyusu siyah olarak çıktığı zaman da espresso kahve olarak. Yani en siyah, en kavrulmuşu espresso. Espresso kahve espresso. Ama hepsi de birbirinden faydalı ürünler. Kahve damar sertliğini önler mi? Kahve içenlerde günde 2 bardak damar sertliği yarı yarıya azalıyor. Aynen öyle. Onun için damar sertliğini önleyici. Türk kahvesini günde 5 öğün içebilirsiniz. Sabah, öğlen, akşam ara menüler. Aynen katılıyorum. Ama koyu kahvede, evet, espresso kahvede günde 24 saatte 2 sefer. Evet, çünkü bu sert olduğu için biraz daha hızlandırıyor, yani o yüzden katılıyorum. Ona az öneriyoruz. Kahve zayıflamaya yardımcı mı? Metabolizmayı artırıyor. Zayıflama üzerine çok büyük etkisi var. O çekilmiş çiğ kahvede hocam. Çekilmiş çiğ kahve. Toz kahve, çekilmiş yani çiğ kahvede. Yeşil kahve. Yeşil kavrulmamış. Hiç kavrulmamış. Aynen. Özellikle onun zayıflama üzerindeki etkisi aynen çok iyi. Onu ne kadar alıyor insanlar? Ne kadar öneriyorsun? Günde 2 sefer bir su bardağına 2 çay kaşığı üstüne sıcak suyu döküp karıştırıp içiyorsunuz. Şöyle yapıyorum ben. Tabii. Normal kahvenin, kavrulmuş kahvenin de zayıflatıcı etkisi var. Yeşil kahvenin de var. Kahve karaciğer yağlanmasına iyi gelir mi? Kahvenin özellikle hepatit B, hepatit C hastalarında, evet, yağlı karaciğerde yağlanmayı azaltıyor karaciğerde, bir de karaciğer kanserini önlüyor. Aynen. Onun için ben hemen söylüyorum. Hepatit B'li, hepatit C'li, yağlı karaciğerli olan insanlar varsa mutlaka günde 2 bardak, 2 fincan kahvelerini İçsinler. Mutlaka içsinler. Hemen bir nokta daha söylüyorum. Kalın bağırsak kanserini de önlüyor. Resmen bir mucize kahve. Evet. Kahve. İşte çeşit çeşit kahve. Peki biraz bize dükkana gezdirir misin? Hangi tabii kahveler var, nasıl? Peki mesela bu nedir? Santa Clara. Hocam bu Santa Clara Brezilya cinsi kahvedir. Kavrulma şekli hafiftir. Markız adı üstünde Santa Clara. Filtre kahve, espresso kahve de kullanabilirsiniz. Kahvaltı kahvesi. Kullanabiliriz, evet. Hamile bayanlar dikkat. Kahve erken doğuma sebep olabilir. Bilhassa hamile bayanların kahveyi çok sevip de içemediği light kahvedir hocam bu. Light kahve derken yani bu? Yani mideyi yormaz. Kahvede kafein var ya hocam. Evet, bu kafeini çıkarmış mı? Kendine az. Az kar olduğu için kafeinin zaten fazla yok. Şimdi şöyle bir şey var yalnız. Sana şunu söyleyeyim. Tabii hocam. Şimdi kahvenin içinde bir kafein var. Bunu biliyoruz. Evet, kafeinin aynen uyarıcı bir özelliği var. Aynen uykuyu hocam açıyor.
Doğru. Sabah uyanmamızı. Doğru hocam. Doğru. Sağlıyor. Ders çalışırken iyi geliyor. Evet. Diğer taraftan kahve Alzheimer Parkinson'u da koruyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gebelerde kahve, şimdi sonra onu söyleyeceğim. Özellikle gebelerde kahve çok fazla içilirse erken doğuma, yani prematür bebeğe sebep oluyor. Çocuklarda hiperaktiviteye sebep oluyor. Bir de çocuklarda anne karnında eğer gebelik esnasında çok kahve içilirse çocuklarda obezite, yani şişmanlık riski artıyor. Onun için gebelere kahve tavsiye ediyor muyum? Ediyorum ama haftada bir, iki. Maksat aşı gidersin. Aynen öyle. Yani aman zengine... bak. Normal insanlarda kahve ilaç gibi mucize. Aynen. Ama gebelerde aman. Gebeler öyle kahve her gün içmiyorlar. Evet. Haftada bir, iki içiyorlar. Tabii. Şimdi kahvenin içerisinde bir sürü bileşik var. İşte bu damar sertliğine iyi gelen, evet, kansere iyi gelen. Kahvenin yağı var mı peki? Hocam zaten kahvenin yağı var. Var ama çiğisinden ancak yağsını çıkarttılar. Yani yeşil olanlar. Yeşil olanlar. Kahve yağı da var değil mi? Yağısı da var hocam. Bir o de... da bayanların biraz yüz kırışıklarına iyi geldiği söyleniyor. Aynen. Ama buna benim çıkartma şansım yok. Ancak kimyagerle uğraşan birisinin çıkartma şansı. Yoksa kahve yağı satılmıyor. Yüz kırışıklıklarına ve selülite birebir. Normal kahve ya da kahve telvesini. Evet. Selülite çok iyi geliyor. Evet. Kahve telvesi. Evet. Özellikle kollardaki, bacaklardaki selülite. Biliyorsunuz selülit yağ dokusunun yıllara bağlı yıpranması ve derinin portakal görünümü alıp kırışması. Onun için özellikle kahve telvesi, kırışıklıklara selülite çok iyi geliyor. Ya şunu böyle işte elimize sürdüğümüz zaman, evet, yaşlanmayı geciktirici, selülite geciktirici özelliği var. Ya şunu şöyle yüzümüze de sürelim şöyle bari de. Oh, şöyle. Ya yemin ederim harika bir şey. Harika. Kahve telvesi cilde iyi gelen, yaşlanmayı geciktiren selülitin tek ilacı diyorum bak. Selülit çok büyük bir sorun kadınlarda. Yaşlanmaya bağlı cilt altı yağ dokusunun değişmesi ve portakal görünümü oluşması selülitin tek ilacı. Çünkü kahvenin içerisindeki bileşikler çok yaşlanmayı geciktiriyor. Yani biliyorsunuz kahve herhalde Alzheimer ve Parkinson önlemede de çok meşhur. Gerçekten de bir mucize olduğunu düşünüyorum ben kahvenin. Her türlü kahve içelim. Ama kahve çok içtiğimiz zaman bazen çarpıntı yapar. O nedenle herkesin bir kahve fincanı vardır. Kimi 3 tane içer, kimi 2 tane içer günde. Çiğ kahveyle zayıflamak mümkün mü? Kahve gerçekten de bir ilaç. Onun için eğer kalp rahatsızlığınız yoksa, çarpıntınız yoksa, ülseriniz yoksa ben günde 3 bardak, 2 bardak kendim kullanırım, içerim. Ben daha çok da sabahları uyandığımda şöyle ağzıma... Aynen. 3-4 tane kahvemi atarım her gün. Çünkü gerçekten de metabolizmi hızlandırıcı, zayıflatıcı etkisi var. Bir de şu karaciğer için bir mucize. Karaciğer kanserini önlüyor. Onun için yağlı karaciğeriniz varsa, hepatit B, hepatit C hastasıysanız mutlaka günde 2-3 bardak kahvenizi için ya da şöyle 30 tane 40 tane kahveyi her gün ağzınıza atın. Yani bayılıyorum bu kahveye. Bir de ben şunu gördüm. Kahve içenlerde damar sertliği yarı yarıya iniyor. Kahve içince kalp krizi de geçirmiyorsun. Kalın bağırsak kanseri de olmuyorsun. İnşallah Alzheimer da olmayacağım. Çünkü çok kahve içtim ben. Peki teşekkür ediyoruz Orkun Erbaş'a. Şimdi kahve içenler bu bölümü dikkatle dinlesinler. Çünkü hocamın bana siz izlerken yaptığı yorumlar çok önemli. Kahve 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 dedik de. Şimdi yani eğer oturalım doğru konuşalım. Bu kahvenin içindeki vitaminler ölüyor dediniz, neden? Yani kahve bir tohum. İçerisinde bol miktarda gene işte vitamin var, karbonhidrat var, protein, yağ var ama işleme maruz kalmış gene işte gıdalardan bir tanesi diyelim. Kavurma yani kavruluyor. Bu yüksek ısıya yani. Evet. Bu işlemden daha öncesinde de kavruluyor. Kavrulduğu zaman yüksek ısıya maruz kalıyor ve içerisinde gene bir takım kimyasal maddeler ortaya çıkabiliyor. Evet, kahvenin doğal olanında bol miktarda antioksidan, flavonoid dediğimiz maddeler var. Sağlık açısından son derece yararlı. İnanın lif bile var. Lif bile var. Çayda lif yoktur mesela. Lif almak her zaman sağlık açısından yararlıdır. Kahvenin içerisinde lif bile var. İşte kafeinden bahsettik ama etkilerine
Genel olarak, total olarak baktığımızda kahveyi niye içeriz? Enerji ihtiyacımızı karşılamak için, kendimizi enerjik hissetmek için. Kahve içtiğimiz zaman ne olur? Kafein vücudumuzda bir takım hormonları harekete geçirir. Yani adrenalin hormonunu biliyoruz, noradrenalin hormonunu biliyoruz. Bunlar harekete geçerler, kan şekeri yükselir, kişi kendini gerçekten iyi hisseder, enerjik ve kuvvetli hisseder, ama bir süre sonra tekrar gene kahve içmek zorundasınız. Bu şekere o benzettim enerji... anlattıklarınızın. Evet, şekerin evet, alışkanlık da, yapması tabii, gibi mi? Tabii, onun gibi. O nedenle sürekli kahve içmek zorunda kalırsınız. Bazı insanlar gerçekten kahveye son derece hassastır. Mesela benim gibi. Nasıl hassasiyet? Şöyle, yani biraz kahve içtiğiniz zaman işte titreme, terleme, taşikardi, uykusuzluk gibi, çarpıntı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. O nedenle hassas olup olmadığınıza göre miktarı belirlemek lazım. Azı karar, çoğu zarar gıdalardan bir tanesi, gerçekten psikoaktif bir ilaç gibi değerlendiriliyor. Kaç taneden bahsediyoruz peki? Yani kişisel duyarlılıkların olduğunu söyledim. İnsanlar kendileri dozuna karar verecekler. Kaç tane içiyorsunuz günde? Bir mi? İki. Bir iki yeterli. İki. Yeterli. Ama şey yap, mikrofonla konuş ki sor kuzum önce. Heh. Bana iki tane iyi geliyor. Üçüncüsü hocanın dediği gibi vücudumda bir takım reaksiyonlar ortaya evet. çıkıyor. Ne oluyor, çarpıntı falan i̇şte mı çarpıntı, oluyor? İşte çarpıntı, titreme, uykusuzluk. Aa. Titreme derken ağır değil ama vücudum değişiyor. Onu. Vücudumun kimyası değişiyor. Peki benim hemen yanınızda. Ha. Hocam benim de migrenimi tetikliyor. Bir taneden tabii, fazla tabii, içerse. Tabii, migren var tabii, bende de. Tabii. Çok, evet. Tabii. Yani bu kahvenin işte kavrulmasından kaynaklı demek hocamın söyledikleri. Evet. Ama bütün kahve peki hanımefendiye verelim. Sayda Hanım, benim de tervesine karşı aşırı bir şeyim var. Onu bile yiyorum yani kahve. Seviyorsunuz yani çok siz. Çok seviyorum. Peki bu bahsedilen de şeylerden hiçbiri olmuyor mu sizde? Bu çarpıntım oluyor. Çarpı, ona rağmen evet, yiyorsun. Evet. Kaç tane içiyorsunuz günde? İki tane. İki tane de çarpıntınız evet, oluyor. Bak hocamın dediği hassasiyet. Yani insanlarda görüyorsunuz. Yani üç tane hanımefendi konuştu. Yani düşündüğümüzden evet ya, de daha sık olarak bu hassasiyet söz konusu. O yüzden mümkünse sabahları kahve içmeye çalışalım. Öğleden sonra içilecek olan kahve bizim uykuya dalmamızı da güçleştirir. Çünkü içinde kafein var. Tabii. Kafeinin de vücuttan de bir öyle, yarılanma süresi var. O süreyi de mutlaka geçirmemek lazım. Peki hocam.